yüzden batacaklar. Haberi yok. Olan edeceğim öyle demiş. Madem oğlunu da deniyor, oğlundan tutup da uğrayayım yere demiş. Süleyman Peygamber geçerken, onun ayağına azaba siyolmuş karıcanı. O karıca böyle söylemiş. Karıcanın sözü işitilmiş. Onun da işittiği şey. Süleyman Peygamber ölmüş, yapabilir misin demiş. Zerettin duymadı. Kusura bakma, yeğen emniği Allah demiş, bizim karşı düşmanı beraber gidemiş. Hemen beraber olduğu için bu kadar olsun erkekliği göstermeye gerek değil. Anladın mı? Şu an hemen uyum. Yunus Lehçesi'ne alışamadın da he? Buyursun. Bu kız lehçesine alışamadın mı? He? Alışacaklar bundan sonra. O karınca böyle demiş. Bu Tayyip demiş, bu adam olduğunda vurayım yere. Yapabilir misin? Deyince şaşırtmış o. Kusura bakmayın. Allah'ın peygamberi. Hanım beraber diliyor. Cemalettin Efendi ile Cemalettin Efendi'nin hanımlarla beraber bir iş işte çok kabarıyor. Bir de gibi. Onun için diyor, kusura bakma demiş. Bu kadar acı olsun erkekini göstermen mecbur demiş ben. Bizim töremizde böyle diyor. Ben söylemeyim. Çocuk. Türkiye var. Şöreye değil. Eyçül hanım beraber dedi. Hem de dedi. Çok sevdim. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Ya Rabbi şeytan bizden uzak eyle. Amin. Amin. Madem şeytanı uzak etmek istersin, size top verdim. Tüfek değil, top kuvveti. Havuzu çek. Bu akşam şeyde, şeytan dolabında gösteriyor. Tankın üstünden top atarken, tankın 32 azası yerinden oynayıyor. Bundan çok kuvvetli diyor. Benim avuzu dediğiniz vakitte avuzu billah bu söz Allah'a sığınırım dediği vakitinde şeytanın üzerine giden top kullesi diyor. Belki bütün dünyadaki topların kullelerinden fazla kuvvetli. En azından tabirdir bu. Cenab-ı Hakk'a sığındığı vakitinde mümine ne gibi bir müdafaa yapıyor Cenab-ı Allah? Şeytan nasıl tard ediyor? Şeytan kaçacak yer arıyor. Avuzu deniyor bir daha. Avuzu billahi mineşşeytanirracim dediği anında şeytan bombardımana tutulur. Her tarafta kaçacak yer bulamaz. Lakin tekrar ümidi kesmez. Şaka yaptı bize. Gidelim yaklaşalım gene yanına bakalım. Bir kalsa şimdi hanımla beraber sana yok. Hiç korkma. Olay yaklaşırız. Hanımla beraber olunca onları ben çok anlarım. Çünkü hanım bir şey dedi mi? Şimdi keyfi yerinde ben de pastayı kurtarmadan bir fesat çıkarayım. Onun için hanımla beraber olunca
zayıfsın. Zayıf anıdır. Zayıf anıdır erkeklerin. O zaman kolay gelir hücum etmeye. Erkeği aldatmaya. Adem peygamber aldanmazdı. Lakin Havva anamız ne olur dedi. Adem peygamber böyle buldu. Böyle yüzüne tutmadı. Ne olur dedi. Ya Adem bir tadına bakalım. Adem peygamber böyle böyle buluyor. Şeyh Ahmet Hamdeli bana gösterdi. Ben böyle bir parça meylettiğinden dolayı kaybetti. Hayatını kaybetti. Çocuk kadına dinledin mi? Allah yandım. Kadının ifadesini alma sen evde. Şudur budur. Dediğim bir defa tehlikeye düşür seni. Ona söyleyecek. Şikayetleri bitmez. Lakırdıları bitmez. Söyleyecekleri bitmez. Efendim isteyecekleri bitmez. Sen bir parça meylettin mi senin ayağın kaydırır. Bilhassa bu zaman insanların birbirlerine girmesine sebep kadınlarına dinleyerekten efendim birbirlerine atıp tutmaları. Mühim meseledir. Bir kimse gelmiş. Daha İslam memleketinde. Bismillahirrahmanirrahim. Avuzunu çekip topu attık şimdi. Şeytana, şeytanın arkasında şeytanın. Ah diyor elime geçseniz. Elime geçseniz. Avuzu varken zirgeliğe geçmeyiz. Şeytan elime geçirsem sizi diyor. Biz de diyoruz ki havuzu varken havuzu billahimle şeytanı racim varken eline geçemeyiz biz. İlla şeytan gelir mi? Bir kimsenin yanına diyor. Şeyh Ahmet Hazretleri. O mümin kimsenin kuvveti bir üstündür diyor ona. Yani şeytan bizden kuvvetli bizim yanımıza yaklaşamaz. Lakin bizim arsız nefsimiz de içeride onu uzaktan söylediğine tabi oldu mu biz zayıflarız. Kafir neşezden bu madel kufur. Kafirlerinden şey yok. Efendim sarmaş dolaştık onlarla. Haneleri açıktır şeytana girip çıkmaya. Girer çıkar. Efendim sofralarına oturur. Yataklarına yatır. Döşeklerinde oturur. Efendim her şeylerini kullanır. Senli benli. Onlar Bumbaros derdi. Bumbarosları diyor. En yakın adamları demek manasına. Anladın mı? Kafirlerin öyle demek. Bir söylediğini iki yapmaz onlar. Onun için onlar eziyet çekmez onlara. Bizim üstümüze gelir. Kimi yoldan çıkartmak için müminleri iman dairesinden çıkartmak için muti olanları itaat sahiplerini itaattan çıkartmak için
İhlas sahiplerini ihlastan çıkartmak için, doğruları doğruluktan çıkartmak için, efendim, çalışanları vazgeçirtmek için, eğilik düşünenleri eğilikten vazgeçirtmek için, yani bizi Allah'a yaklaştıracak ne gibi amel varsa onlardan uzaklaştırmak için bize gelir, önüne yaklaşmak ister. Mümkünse imansız yapmaya uğraşır. Yapamadı, salih amelden vazgeçirmek ister. Yapamadı, müstehaptan, yapamadı, sünnetten vazgeçirmek ister. Şimdi biraz sıfırlandı. Farzları bıraktırdı. Bizim şu böyle böyle yaptığı gibi. Reşat oradan çok sevildiği vakte böyle yapıyor. Mehmet Reşat. Şeytan Müslümanlara böyle böyle. Hele hocalara hocalık kıyafetinden çıkarıp attı ya. Ne hocaya benzer ne papaza benzer oldular şimdiler. Efendim, çünkü papazların yakasında bir şeyleri de var. Bunların İsa peygamberi şeyde çarmıhta gerilmiş suretidir bu kravat. Kimde var kravat? Kravatlı adam gelmez buraya çok. O İsa peygamberin çarmıhta gerilmiş, haşa gerilmedi de efendim onun hatırasına bunu yaptılar. Bu başıdır. Kravatın başı, bu geri aşağıya doğru da vücudu, böyle iki tarafına da elleri hatırlatmak içindir. Bizde kanun var, herkes bunu da kaçak diyerek. İslam nişanını kaldırdılar, küfür nişanını kanun ülendir. Onun hocaların hepsi takmaya mecburmuş. Ne dedim mihraba girerken, senin mihraba girerken ne koksan onu? Gelip başına kadar aman mı var? Çekecek resminden çekiyorsun. Camide hiç olmaz. Çek çıkart da öyle girmiyor ama. Sonra sen hocasın. Sana sakalını bıyığını yolmaya emir mi var? Sakal bıraktığın vakit yasak mı hocalara? Daha o yasağı getirmediler. Peki. Ne bırakmıyorsun? Kadınların yüzü gibi olmaya çok hoşuna mı geliyor? Sen erkeksin. İşte onun için diyorum. Ne hocaya benzerler? Asıl bizim hocalarımıza eski hoca benzerler. Ne papazlara? Papaz kravat takmaz. Avrupa'nın papazları kravat takmaz. Tece hocaları kravat takmaya mecbur. Söylesen kabahatlı çıkarsın. Bu vaki olan bir şey. Meydanda olan bir şey. Git Avrupa'ya bir papaz göster bana. Avrupalılar, Ortodoks papazları kendi eski kıyafetlerini muhafaza ediyor. Git onun tarafına. Kilise adamları, Hristiyanların efendim keşişleri, papazlarının kıyafetine bak. Bir tanesi kıyafetini değiştirdim. Kilisenin içerisindeki ayinlerini değiştirdim. Yenilik getirdi mi? Bizdeki sersemlik, delilik bir yerde yok. Veya bize olan düşmanlığı başka bir millete yapmayınlar. Ne için peygamber sancağını biz taşıdığımız için. Bizi ezmek isterler. Kendi içimizdeki adamlarla bizi ezdiler.
Kendi içimizdeki adamlarla koskoca imparatorluğumuzu yıktılar. Bize yıktırdılar, kendileri yıktılar. Bütün kanunları bizi adamlarımıza getirdiler. İslam'ı kaldırdılar Türkiye'de. Biz de bunun içerisinde bizimkiler de bitirdik. Ama sayılı günlerde de gider şimdi. Çünkü Allah'a muharebe edenin sonu gelmez. Ödecek. Tek. Neydi söylediğimiz mesele? Ümit, yani Müslümanları yoldan çıkartmak için. Bütün seferberliğin şeytanın kırmızı seferberlik derler. Kırmızı dedi mi en son. Şimdi haydi diyor. Son hücumdur bu. Bu hücumda kazanabilirsek kazanırız. Değilse bizi yiyecekler. Şeytan kendi ordularına böyle havale ediyor. Şeytan askerleri çok. Ve o birileri çantada keklik derler, değil mi? Avcı avladığı vakitinde çantaya koyuyor. Buna artık bakmaz. Çantada yok. Uçanlara, başkalarına bakar. Onun gibi şeytandan kaçan, şeytana razı olmayan Müslümanlar. Onun için onların arkalarına düşüyor ki onları da havayı kendi torbasına koysun şeytan. Avrupa'daki din adamları gerek protestan olsun, gerek Anglikan olsun, efendim, bunlar kravat takmış. Aynı yakalıkları var ki baktığım vakitinde kilise adamı olduğum bilinir o surette. Adem peygamber hakkında söylediler bir söz burada şimdi. İnsanların atasına nasıl temellük etti o? İnsanların atasını cennetlerden çıkarıp la rahate fil dünya, rahatı olmayan dünyaya düşürmesine sebep şeytan. Nasıl yetişti ona diyerekten, yani nasıl onu anlattığını daha iyi söylüyoruz. Ve bu zaman insanların aralarının bozulmasına sebep de nedir bilinsin. Efendim, bir şey gelmiş Dağıstan memleketinden. Bundan 100 sene evvel Büyükşehir Efendi Hazretleri'ne Bursa'ya, Bursa'dan Reşadiye kasabasına o şeyh Yeşil Şeyh derlermiş ona. Yeşil Şeyh. Hep giydiği yeşil. Ne giyersen imtihanı şeyini ayakkabılarına varıncaya kadar yeşil, elindeki asası da yeşil. Sordum, sakalını da boyadı mı yeşile? Yok yapmıyorum. Kırmızıya boyadı. Kına olur ama yeşil kına duymadık diyor daha.
Her şey yeşil. Onun bir müridi varmış. Reşadiye kasabasında. Ve o tabii ona emdi. O mürit bir davet yapmış. Bir ziyafet. O münasebetle Şeyh Şerafuddin Hazretleri'ni de davet ediyor. Gel! 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 Ha, gel! Çok sevindim. Yardımcısı da yanında. Ve Şeyh Şerafuddin Hazretleri'ni de çağırmış. Gitmiş. Ziyafet cismani olan efendim, davet ağırlanma oldu. Mükemmel toylandılar. Ondan sonra Şeyh Efendi Hazretleri, Şeyh Şerafuddin Efendi Hazretleri Allah sırrını takdis etsin. Amin. Himmeti azı olsun. Amin. Sizin feyziniz olmasa biz ağzımızı açamayız. Çünkü ağız açtıracak adam değil bunlar. Ağzımızı açtırmazlar. Zaten ağzımızı açsak da kimse dinlemez. Sizin imdat yetişmese Şerefettin Hazretleri'nden sonra Şeyh'in Sultan Efendi Abdullah da Risale Hazretleri onun feyzidir devam eder. O yukarıdan gelen feyiz. Yerini bileceksin. Çok kimseler var. Hazretin hakiki halifesini atlayıp kendileri milyon tutmuş, kapanmış amelleri. Kitap yazar, sohbet yapar, lakin feyiz yok. Feyiz yok, feyiz menden meselesi başka. Onun için bu insanlar doğru buluncaya kadar zahmet çekerler. Anladın mı? Doğruyu bulunca rahatlasın. İtminan gelir kalbe. Hacı Şerif. Kalp rahat eder. Kalp rahat olmayan adam burada durmasın, gitsin. Belki gelir var bir kimseler. Rahat eder. Dünya gelmiş, git istediğin yere. Ve burada kalbi bu meclisimizde ısınacak, meclisimizde rahat olacak insan isteriz. Elhamdülillah. Beğenmedik. Ve parayla mı be? Git. Nereye istersen git. Mağrımla maşığın arasına gitse şimdi kalbinin mutmain edecek ne şeyh var ne alim var şimdi. Amin. Sadak. Gitsin. Mağrımdan maşığa Allah beni ulaştırdı. Elhamdülillah. Bütün dünyayı böyle devriye yaptırdı. Efendim, çevre efendim, dünyayı her tarafı dolaştırdı demek. Amerika'ya kadar götürdü. Amerika'dan Japonya'ya, Japonya'dan buraya, buradan İngiltere'ye, İngiltere'den Amerika'ya böyle çevresi. Her tarafı. Asıl bir kelam, baktım seyreyle. Alimini de gördüm, şeyhini de gördüm. Alim diyen adam da ağzını açamaz. Bu menbaadan şeyh diye kendisini takdim eden adam da bulduğumuz meclisi ağzını açmaya salahiyeti yoktu.
varsa gelsin. Ondan madem siyasi adam varsa ağzını açacak gelsin. Ondan sonra kendisini alim tanıyan adam varsa tabiat ilimlerinden o da gelsin. Ahar milletin hafızlarından kendine güvenen varsa gelsin. Yahudilerin hahamlarından güvenen varsa gelsin. Bu sene beni gülesiniz. Budistlerin şeyine çağırdılar tapınağına, büyük tapınak bu şeyde Sri Lanka'da. Sri Lanka, Kolombo'da büyük hemen temple derler muhabbetlerine çağırdılar, beni davet ettiler. Ben gelirken büyükleri içeride kendini gizledi, çıkamadı. Altı tane hep o sarı giyenler var ya, evet. O başlarına geldiler, o kırdılar. Ben onları tapındıkları yer o. O ben yürüdüm. Onlar yalın attı. Ayakkabımı çıkarmak istedim. Dediler ki yok, siz buyurun, olamaz dedi. Sizin madem hürmetiniz var, biz bu sur üzerine gelen kimseleriz. Her şeyin önemi vardır. Sen, cidimiz camiye bir kimse ayakkabısı temizdir, ayakkabıyla gir demeye olmaz. Ayakkabısını çıkaracak adama zarar yok, ayakkabıyla gir demeye olur mu? Olmaz. Belki değer olur ama efendim desen bile için rahat olmaz. Hocam ben çıkardım, çok sevindiler. Oturdular, bana kürsü verdiler, oturdular. Bir saat onlara bana olan izinle konuşup iki mesele söyledim Buda'dan. Buda'nın hayatında geçen iki mesele söyledim. Bir profesörleri vardı Amerika'dan gelme, o sivil. Efendim, ki Buda'nın kitapları üzerinde ihtisas yapmış olan profesör adam. Ağzı açık kaldı dedi, ben işitmedim dedi böyle. Allah Allah. Ağzını aç. Allah. Ne cumhur reisi, ne paşası, ne vezini isteyen varsa gelsin. Hay hay. Papa da gelsin. Papa ağzını satıracak. Ağam başı. Meclise gördüm şeyde, dinler meclisinde. Amerika'da iki Yahudi hahamı oturdular. Benimle konuşuyorlar. Baktım iki kişi var orada, bekler ızbandut gibi. Şey gibi. Dedim bunlar kimdir? Bunlar dediler Amerika hükümeti bize bodyguard verdi. Ne dedik? Dedim bu bizi muhafız diyor bunlar. Ya daha uydurmaca koruma. Koruma altındasınız dedik. Ay yazın. Vay yazın. Hay yazık, siz haham olasınız, Yahudi papası olasınız, siz Allah'ın koruması size yetişmez mi ki bu herifleri sen böyle bekletiyorsun dedim. Bunları salmasanız imza etmek hahamlığınızı deyince ertesi gün hükümete müracaat bu adamlar gelir. Allah vuracak yeri de gösteriyor, gösterdiriyor. Elhamdülillah. Hemen gördüm ben onu. Ne, ben ne için? Allah'ın himayesi, muhafazası yetişmedi de bu adamları sen bekletin orada. Amerika hükümetiyle be, Amerika hükümeti kendini koruyamaylar. Başına koca şey yıkıldı, o gibi koruyamadı. Ne koruması? Şunun neticesi bu şeydeki hatırlı da. O bizim söz doğruya çıktı. Ne oldu? Niye durdun bunları?
Hakan olur, Allah'ı tanımayan hakan mı olur be? Genç adam bunlar. Yani sizi yakalan bir şey. Bizi. Ben işledik. Hasılı kelam, kendine güven adam gelsin. Gani olmasa, dedim, şeye çıkacağım. Londra'da Post Office Kulesi'ne. Paris'te Eyfel. Ya Allah deyip atacağım aşağıya. Elhamdülillah. Hak kimdeyse kılına bir şey olmadan inecek aşağıya. Varsa erken git gelsin dedim atacağım aşağıya geldim. Allah. Pizza şehri mi o? Pizza, Roma. İtalya. O eğri kule. Eyfel. Pizza, İtalya. Nasıl? İtalya. Tavar. Like this, where it is? Pizza. Pizza. Rome. Pizza şehirdi. Ha? Şehirdi, pizza şehirdi. E işte pizza dedim yahu ben. O eğri kule. Kopak çağıracağım, gel. Ben, sende kuvvet varsa, bu kuleyi doğrult. Yoksa, bana tabi olacaksan ben dayanacağım böyle, şehadet getirir gibi doğrultacağım. Bu kadar. Allah Allah! Bu kutlasan bana da hayat olmaz. Rahmet olsun. Ben hiç olan adam. Estağfurullah. Sıfırlanmış adam. Estağfurullah. Lakin sıfır başına bir geldiği vakitinde kuvvetim yerindedir. Allah mahvesin. Kendiniz sıfırız. Lakin büyük benim yanımda durduğu vakitte sırasıyla. O vakit yeriyen yürür. Şimdi sıfır. Şey yapam. Söyleyiyorum. Lakin bana izin verildiğinde ki bir yanındadır. Bir yanımda bu vakitte ben zapt olunmam. Allahu Ekber. Elhamdülillah. Ama şimdi ne yapalım? Şimdi böyle kalas gibi kaçamayın gibi burada oturuz. Estağfurullah. Size teselli için söz söylüyorum. Taşallah. Uyukladık da. Estağfurullah. Hadi Zeybi. O meseleyi işittin mi? Her gün ayrı bir rızık gelir. Her gün ayrı bir rızık gelir. Kitabın şeylerin çevirik hepsi aynı değil ki. Her sayfa da başka gelir. Her volümü başka. O başka mesele. Hasan-ı Kerem bu kadar meseleyi durduralım burada da. Şeyh Efendi Hazretleri sözüne dedenim dedi ki şimdi tabii bu meclisimiz boşuna gitmesin bir sohbet de olsun buyurunuz demiş Şeyh Efendi Hazretleri bir sohbet. Siz mi başlayacaksınız demiş, biz mi başlayalım? İzin edepten. Siz sohbet yapmak isterseniz, biz dinleyeceğiz demiş. Değilse bir meclis, ölü meclis olmasın. Sohbet olmayan meclis, ölü meclistir. Mezarlık gibi. Mezarlık da ne? Şey yok. İki mümin bir araya geldi mi bir sohbet yapmalı ki rahmet eyle. Bu var mı? Öyle geliyor bazı defa bu dünyayı böyle tutup sallayı. Üstüne ne kadar haşalık varsa dökülsün. Allah bizim kötü nefsimize bırakmadan, abi. Kötü nefsimizle haşırmadan zaten. Hasılı Kenan demiş,
demiş ki, şöyle ya sen git demiş. Sizin olduğunuz mecliste bize sen söyle demiş. Çünkü biz o edepli şey hakkı yerine verebilen biz ne söylesek de hangi makamdan konuşsaksa o makamdan geçmiş kimse söyleyecek. Biz size dinleyelim demiş ki istifade edelim. Bizim söylediklerimizi siz basıp geçtiğiniz yukarıya hangi makamdan söylesek size o makamı görüp geçtiniz. Burada malayani olur sizin huzurunuza bizim konuşmamız. Lakin biz sizden istiyoruz feyz alalım. Bir sual demiş Şeyh Efendi Hazretleri. Biz dinleyiciyiz demiş. Bir sual demiş. Buyurun demiş. Evde hanım mı size dinliyor, siz mi hanıma dinliyor demiş. Seyit demiş. Şimdi sizin huzurunuzda gizli kapaklı mesele yok. Biz o vaki olanı söylemeye mecburuz. Eğip büyemeyiz. Ne kırdı eğri büyü söyleme, doğru söyle. Manasına. Ya Seyyid demiş. O bana dinliyor. Bazı defa da ben ona dinliyorum demiş. Bazı da ben dinliyorum. Öyleyse bize dinlemesin demiş. Kapatılmış. Tamam Şeyh Efendi Hazretleri. Nasıl? Dinleyelim size demiş. Buyurun. Bak. Şeyh Efendi demiş. Bak. Siz bana dinleyemezsiniz. İspatını yitireceğim. Çünkü adam atam. Cennette Havva anamıza ne kadar söylese bir defa. Havva anamız yalvarıyordu bu uğundan bir parça olsun da dadanı meyrekten böyle dönüyor. Bak. Adem aleyhissalatü vesselam adam atam bir parça böyle meyillendi diyor. Yani tam yüzüne bakıp da demedi. Bir parça acaba geldi. Bir parça ona kulağını böyle verdiği için Allah'a dinlemedi diyor. Bir parça böyle meyletti acaba Havva anamızın dediğine uyayım mı diyerekten böyle şüphelice bir kulak vereyim dedi, Allah'a dinlemedi. Allah yaklaşma dedi. Bir parça dinleyin dedi, yaklaşma. Koskoca Adem ata. Nebi Safiyullah. O yüzden Allah'a dinlemedi. Ben şimdi, sen ara sıra az dinleyiyorum dediğin vakitte, efendim, sen bize nerede hiç dinleyecek hal mi var senden? Ben de Allah'ım, ne de sen peygamber. Koca Nebi Mursel olan Adem peygamber, efendim Safiyullah, Allah'ı dinlemediği bir parça meylettiği için. Nerede? Bununla beraber yine bir sohbet yaptım, mühim sohbet orada. Şeyh Efendi Hazretleri bizim hazret, orada bulunuyor. Esra'yı geçeceğiz. İş buradadır. Gerçi efendim hanımlara bu söz bir parça dokunur, dokunsa da
Onlar bana dinleyecekse dinleyecek. Benim müritlerse bana dinleyecek. Değilse kendi nefislerine dinlerler. Çünkü yapıları, tabiatları, fıtratları o şekildedir onların. Lakin erkek Allah'ın dediğine, peygamberin dediğine bakacaktır. Kadınlar tarafına baktığın vakitinde senin nefsin onlara dinlemeye meyildir. Lakin Allah'a dinlediği vakit nefsin ortadan kalkar. Nefsini rübbü geçmez. Bununla beraber hanımlarınızı kibar tutumuz, nazik tutumuz diye emir var. Oldukları gibi kabul ediniz. Tez kırılırlar. Kırıldıkları vakitte tamiri mümkün değildir. Onun için erkeklerin vazifesi de zordur. Ya bugünkü günde ailelerin birbirlerine düşmeleri, aile içerisindeki bir sürü ihtilafın ve şakavetin meydana gelmesi, komşuların komşularla birbirlerine girmeleri, efendim, belki ihvanların şeyhinle aralarının bozulması, bir sürü şeyler bu sebepten ileri geliyor. Kadınlara dinledikleri için. Bir şey varsa senin önünde duran kimse, sana izin veren şeyhlik yapan adama gelip danışacaksın. Her söylediklerine imza edip bir papara koparmayacaksın. Bu mühim bir noktadır. Buna dinleyin. Öyle olduğu vakitte hepimiz denizde balık gibiyiz. Erkek balık, dişi balık var mı? Hüseyin Bey? Ha? Yok. Lakin balıklar üreyiyor. Bak oraya. Erkek balık, dişi balık var mı? Yumurtalıkları var. Yumurtalıkları var diyor. Erkeğin dişisi yok. Belli oluyor mu? Gel. Ya şeytan. Arayı bozdu böyle. Bizim üçün. Böyle para harcıyor. Bir şey söylemiyor. Kendini böyle böyle yapıyor. Birbirlerine düşürttü. Karı kocayı birbirinden derman etti. Komşularla da, ihvanlarla da efendim bütün dünyayı yakacak şeytan. Yaktıktan sonra tepe gibi bir yığıntının üzerinde böyle yapıp gülecek öyle bir habis gülmedir ki insanoğlu onu görse yüreği patlar diyor. Bu insanlığı bitirecek bu şeytan. Bu arkasına düşer. Onun için o sabah ben böyle uzandığım vakitinde Hüseyin Bey'i yattım. İşraktan sonra yattığımda bir parça fazla gitti. Bizim şey ama sohbet yorganı üzerime çektim, bataniyeye çektim. Ya Rabbi dedi akşam o şeytan dolabında da böyle titreyip duran insanları gösteriyordu Afganistan'da. Kaç kişi soğuktan dondu, çoluk çocuk, dam yok,
böyle duruyorlar kadınlar. Ateş yok, yem yok, yiyecek yok, öksürecek yok. Aman ya Rabbi dedim. Oğullarına da bir melce ver. Hem dua yaptım, hem kendime dedim şükür ya Rabbi. Ne cevap geldi bana da böyle müracaat ettiğim adımdan Hazreti bana efendim ayrı hat var. Elhamdülillah. Dedi ki Nazım Efendi derdi Şeyh Efendi bana. Nazım Efendi bütün bu felaketler bunların bu insanların başına ve Afganlıların başına neden geldi dedi. İki söz söyledi. Kötülerin arkasına düştükleri için. Kötülerin arkasına düştükleri için başladı geldi bu dedi. Bitti. Anladın mı? İster anla ister anlam. Kulasam. Bu insanlar da başlarına ne gelirse kötülüklerin hocası olan şeytanın arkasına düşmelerinden. Şeytan arkasında yazıyor follow me. Follow me. Beni takip et. Bütün insanlar, hükümetler, devletler, kralları, bilmem cumhuriyeti, bilmem neleri, mağripten başlığa, bütün insanlık şeytanı kendilerine baş yapıp ne emrin var sana tapıyoruz diyerekten gidiyorlar. Arkasına getirecek o yer kendilerini. Bu felaket gelecek bu insanlığın başına. Milyarlarla insan kırılacak. Yeryüzünde mamurluk diye bir şey kalmayacak. Allah Allah. Sebep ne? Kötülerin arkasına düşmelerindendir insanların. Kötüleri kendilerine baş yaptılar, arkasına düşüne şey alacaklar. Allah diyor ki eğilerin arkasına düşün. وَكُونُ مَعْصَادِف۪ينَ Ey kimselerle beraber onların arkasına yürüyün. E ne yapalım? Türkçesi de var bunun, Arapçası da var, Almancası da var, İngilizce. Ne anlamıyor millet? Gene bir şeyin arkasına. Ne? La tüksir lehemmik ve kundir yekûn el-kavâ tehakkem fenzem-i sükûn öyle demiş meşayihden birisi. Ey Allah'ın emrinin hilafında hareket ettikleri vakitte ilahi takdir bunlara bu cezayı tayin eder diyor. Ve mahkumiyet tahakkuk etmiştir. Geri alınması yok, istinafı yok bunun. Hüküm veren ahkemul hakimindir. Üstünde hakim yok. Hüküm çıktı. Şimdi ses çıkartma artık. Dur. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Ya Rabbi. Gelecek. Günlerdeki şiddetten, hiddetten, senin kızın tecellilerinden sana sığındık ya Rabbi. Amin. Habib Ekrem hürmetine ya Rabbi. Bizi selamet kıyısında olanlar tarafından bizi gönder ya Rabbi. Bu insanlara da bu insanları selamet yoluna götürecek manevi güç sahiplerini gönder ya Rabbi. İslam'ın dürülmüş sancağını açacak sahibi sultanı gönder ya Rabbi. Amin. Nuran ve sururla rizvan ve sultana ya Rabbi. Fatiha. Elif.
Sen ne?